Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Geçen videomuzda XAMPP kurulumunu yapmıştık ve PHP-MyAdmin aracılığıyla deneme inki adlı veri tabanımızı oluşturmuştuk. Şimdi WordPress'imizin kurulum dosyasını indirerek ilk kurulumumuzu gerçekleştirelim. Haydi başlayalım. WordPress.org sayfasına girerek Get WordPress butonuna tıklıyoruz. Burada WordPress'in son sürümünü indiriyoruz. Ben daha önceden indirmiştim zaman kaybetmemek için. İndirilenler dosyasından ulaşabiliriz. Bunu kopyalıyorum buradaki klasörü. Daha sonra bilgisayarımın içindeki C klasörüme giriyorum. Buradan XAMPP dosyasının içinden htdocs dosyasına girerek yapıştırıyorum WordPress dosyamı. Daha sonra bu klasörümü ayıklıyor diyorum. Ver dosyasını buraya açıyorum şimdi. Burası artık bizim çalışma dosyamızı oluşturacaktır ve kurulumlarımızı buraya yükleyeceğiz. Şimdi klasörümüz ayrıldı zip dosyasından. Şimdi buraya veri tabanındaki ismini yazarak gerçekleştirebiliyorum. Buraya bu klasörü birkaç kez klasörden yani zırar dosyasından çıkartarak birden fazla projemi de gerçekleştirebilirim. Farklı isimlerde Zeynep diyebilirim. İstediğiniz kadar projeyi bu alana yükleyebilirsiniz. Şimdi ise localhost'umuza gelerek burada localhost diyerek klasörümüzün adını çağırdığımız zaman sunucumuz bize kurulum dosyasını hemen getirecektir. Biz de kurulumuzu yapmaya başlayalım. Localhost deneme ismi vermiştim. Deneme 2. Burada WordPress'e tıkladığımız zaman kurulumumuzu gerçekleştireceğiz. Başlayalım hemen. Burada dil seçeneği var. Dil seçelim hemen. Ben Türkçeyi seçeceğim. Web sayfasını Türkçe olarak hazırlamak istediğim için siz istediğiniz dili seçebilirsiniz. Hemen veri tabanımız, yani az önce diğer videoda konuştuğumuz gibi veri tabanındaki bilgilerimizi burada bizden isteyecektir. Bizim veri tabanımızın ismi deneme 2. Şuradan da göstereyim. Deneme 2 adlı veri tabanı oluşturmuştuk. Kullanıcı adım root. Parolayı boş bırakıyorum. Parola vermedik. Bu localhost kısmı. Bunda da herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Genellikle böyle kalıyor. Ama tablo ön ekini değiştirmenizde fayda var. Yani şu an lokalde çalışacağım için buna bizden başka hiç kimse erişemeyecek. Ama güvenlik açısından diğer bir sunucuda yayınlayacağımız zaman değiştirmemiz gerekmektedir. Şimdi kurulumu çalıştırıyorum. Burada site başlığı. Ben diyorum ki WordPress Local Zeynep. Daha sonra bir kullanıcı adım olacak. Admin Zeynep diyebilirim. Parola. Buradaki parolanız güçlü olmasına hiç gerek yok. Hatırlayamayacağınız bir şey de koymanıza gerek yok. Çünkü buradaki parola sadece siz bileceksiniz. Siz girebileceksiniz. Çünkü lokaldeyiz. Biz internette olmadığımız için hiçbir sıkıntı olmayacak. Diyelim ki ben bunu sonra çok zayıf diyor. Ben çok zayıf parola kullanmayı onayla diyeceğim çok zayıf derse. Daha sonra buraya isterseniz e-posta adresinizi yazabilirsiniz. Daha sonra da WordPress'i kur diyorum. Şimdi giriş yap dediğimde ise admin Zeynep demiştim. Giriş yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi WordPress giriş yaptık. Daha sonra buradaki özellikleri de diğer videolarımda anlatacağım.